Şampiyonların tercihi Tonguç Dershane sunar. LGS'ye son 112 gün çok değerli bir süre. Bu 112 gün içerisinde gerçekten netlerimizi istediğimiz seviyelere çıkarabilir ve hayallerimizdeki fen liselerini, Anadolu liselerini, sosyal bilimler liselerini rahatlıkla kazanabiliriz arkadaşlar. Bu 112 gün içerisinde çok ciddi net artış yapan birçok öğrenci tanıyorum. Geçen sene, ondan önceki sene, ondan önceki sene Hocam olmaz artık çok az bir zaman kaldı deyip vazgeçenler de gördüm. Ama bu son 100 günde çok iyi çalışıp çok iyi yerleri kazanacağım deyip netlerini artıran birçok öğrenci de gördüm. Dolayısıyla arkadaşlar bu 112 gün en değerli günlerinizden biri. Şimdi Paul isimli bir vatandaş diyor ki başarıya ulaşamayanların %90'ı yenilgiye uğramamıştır. Sadece pes etmişlerdir. Yani sizler LGS'ye kadar eğer pes etmezseniz arkadaşlar mutlaka başarılı olacaksınız. Yani bazı insanlar çalışıyor 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 başarı oluyor ama bu çok çok az. Ama birçok insan ya olmayacak deyip vazgeçiyor. Siz vazgeçenlerden olmayın. Sıkı sıkıya çalışmaya devam edin. Ve hayallerinizdeki liselere girdiğinizi kendi gözünüze göreceksiniz arkadaşlar. Öğrencilerimizden Fadime isimli bir arkadaşımız demiş ki. Hocam ben yaz tatilinden beridir çalışıyorum. Konu eksiğim yok. Ama denemelerim çok düşük. En yüksek denemem 335. Nasıl yükseltebilirim? Çok korkuyorum. Düşük bir puan alırım diye. Öncelikle sevgili Fadime sana şunu söylemeliyim ki denemelerde bazı yanlış taktikler uyguluyor olabilirsin. Yani denemeye girdiğinde birincisi ve en önemlisi şimdiye kadar çıkmış bütün LGS sorularını yani LGS 2023, 2022, 2020 hepsini dikkatli bir şekilde deneme şeklinde çöz bakalım. Acaba o denemelerde de mi benzer puan yapıyorsun? Yani yanlış denemeleri yanlış saatte, zor denemeleri zor saatlerde çözdüğün için istediğin puanlara ulaşamamış olabilirsin. Çünkü konu yok diyorsun. Çalışıyorum diyorsun. O zaman burada bir hata var. Öncelikle mutlaka geçmiş yıllardaki LGS sorularını dikkatli bir şekilde deneme şeklinde çöz. Yani 2023'ü sözel sayısal çöz. 2022'yi söz, 2021'i çöz. Diyebilirsin ki hocam biz tüm konuları bitirmedik. Sıkıntı yok. Zaten bazı seneler mesela 2022, 2021 bunlar zaten sadece birinci dönem konularıydı. Geçen sene de sadece birinci dönem konularıydı. ve hatta bizim ana denemelerimiz var artık neter artıyor denemesi. Bunu da sadece birinci dönem konuları olduğu için çözebilirsin. Sadece birinci dönem konuları olduğu bu denemeyi çözdüğünde acaba puanın kaç gör bunu bir incele. Sonrasında eğer hala netlerinde istediğin seviyeye ulaşamadıysan sana şunu tavsiye edeceğim. Denemelerinde yeni bir soru çözme tarzı geliştirmelisin. Hani biz öğrencilerimize diyoruz ya sayısal bölüme başladığınız zaman önce fenden başlayın, matematiği çözmeyin. Türkçe kısmında da arkadaşlar Türkçenin 20'de 20 hepsini bitirmek zorunda değilsiniz. Belki de Türkçe'ye başlıyorsunuz. 21. sorudan başlıyorsunuz. 2, 3, 4, 5. Belli bir sorudan sonra hatalarınız artmaya başlıyor. Dikkatiniz dağılmaya başlıyor. Ve bu netlerinizi olumsuz etkiliyor. Türkçe'yi iki kısımda böyle çözebilirsiniz. Yani ilk 10 soruyu çözersiniz. Sonra inkılap tarihi din İngilizce'yi çözdükten sonra ikinci ona geçebilirsiniz. Şuna dikkat edin. Türkçe'de bir sorunun kat sayısı 4. İnkılap dinde ise 1. Fakat bu şu demek değildir. Siz Türkçe'ye geri dönmeyeceksiniz değil. Türkçe'ye mutlaka geri dönün ama 10-10 şeklinde çözün. Yani 10 Türkçe, inkılap din İngilizce, 10 Türkçe şeklinde çözdüğünüzde belki de Türkçe netleriniz yükselecek ve puanınız yükselecek. Bunu da söyleyebiliriz. Bir de, bir de şu da önemli. Denemeleri çözerken bilhassa sayısalda sıkıntı yaşayan öğrencilerimiz için söylüyorum. Sayısalda süre yetmeyebilir. Yani sayısalda bir soru iki dakika veriliyor. Toplam işte 40 soru var 80 dakika veriliyor ama siz bazı denemelerde eğer evde çözüyorsanız 80 dakika değil de 150 dakika verin. 160 dakika verin. Belki de bazı soruları yapabileceksiniz. İşte 160 dakika verdiğinizde çıkan net kaçsa onu puan olarak hesaplayın. Deyin ki ya ben çok uzun bir süre verdiğimde yaptığım net esasında 40 soruda işte 20 tane değil de 27 tane, 28 tane, 30 tane. O zaman bir kere kendinize şunu söyleyeyim. Ben normalde 20 net değil. 30 net yapıyorum. Ben 40 soruda 21 doğru değil. 28 doğru yapıyorum. Ama süre yetmiyor. O zaman süreyi hızlandırmaya başlayın. Netlerinizin de arttığını, puanınızın da yükseldiğini, sürenizle kısaldığını zamanla göreceksiniz. Yeter ki vazgeçmeyin arkadaşlar. Bizler ana denemelerinde sadece birinci dönem konularından size sorular sorarak, burada da yaptığınız hataları da analiz edebileceğiniz sayfalar hazırlayarak güzel bir e, net artırıcı deneme hazırladık. Bunları mutlaka çözün ki ikinci döneme güçlü başlayın. Birinci dönem konularını tamamen bitirdiğinizi bir görün. İkinci döneme güçlü bir şekilde başlayın. Ana denemelerini Tonguç Mağaz'dan ya, ya da size en yakın kitapçılardan isteyebilirsiniz arkadaşlar. Hadi bakalım hepinize LGS yolculuğunda başarılar diliyoruz. LGS'de arkadaşlar mutlaka mutlaka soru çözmeniz gerekiyor. Yani en önemli kaynak tabii ki çıkmış LGS soruları. Çıkmış LGS sorularını çözüyorsunuz. Sonra da bizler sizlere aynı LGS sorularına bakarak hazırladığımız, benzer motoda hazırladığımız, benzer kazanımlara göre hazırladığımız ve LGS'de soru yakalamak için hazırladığımız kaynaklarımız ön diyoruz ki arkadaşlar bu kaynaktan çözün. Niye? Çünkü LGS'ye girdiğinizde size soru soracaklar. Ne kadar çok soru çözüp, ne kadar çok hata yapıp, o hatalarında ne kadar çok çözümünü öğrenirseniz gerçek LGS'ye girdiğinizde ben bunu çözmüşüm deyip tak yapacaksınız. Ben bunu çözmüşüm deyip tak yapacaksınız. O yüzden bol bol sizlere kitap önerisine bulunuyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım Ödüllü sorumuzu yapın yorumlara yollayın. İnşallah netleriniz artacak ve LGS girdiğinizde de 2024 LGS en yüksek netlerinizi yaptığınız denemeniz olacak. Hadi bakalım. Şampiyonların tercihi Tonguç Dershane sundu.